Eğer debriyajı çarp diye çekerseniz, narin bir şekilde değil, sert bir şekilde çekerseniz gazı veremeden motor üstü edecek. Göstereyim. Gördüğünüz gibi sert bir şekilde çekerseniz motor istop eder. Motoru kullanırken yapmanız gereken en önemli şey narince kullanmak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vitesli motor nasıl kullanılır? İlk defa binecek birisi nelere dikkat etmeli? İstop ettirmeden nasıl motoru süreriz? Onları göstereceğim. Sol taraftaki manet debriyaj manetidir. Gördüğünüz gibi. Sağ taraftaki manet ise ön fren manetidir. Bu ön frenimiz, soldaki ise debriyajdır. Kesinlikle bisikletteki gibi sağ taraftaki maneti arka fren zannetmeyin. Yoksa çok büyük sıkıntılar çekersiniz. Sol tarafta ayak kısmında bulunan mandalsa vites mandalıdır. Viteslerimizi bu taraftan atacağız. Sağ taraftaki ayak mandalı ise arka frendir. Buradan arka frenimizi yapabiliriz. Şimdi size vitesli motorda vitesimizi nasıl atarız onu göstereceğim. Şu anda vitesimiz boşta. 1'e atıyoruz. Bu şekilde 1'e attık. 1'e attıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6'ya doğru hep aynı şekilde yukarıya doğru kaldırıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 şekilde vitesimizi atabiliriz. Motorumuzu çalıştırmak için vitesimiz boşta, marşımıza basıyoruz. Motorumuzu çalıştırdık. Şimdi motoru kaldırmak için debriyajımızı çekiyoruz. Vitesimizi 1'e doğru atıyoruz. Vitesimiz şu anda 1'e geçti. Motoru istop ettirmeden kaldırmak için yeni başlayanlara tavsiyem şudur. Motorumuzu kaldırmak için ilk önce debriyajımızı narince, yavaşça çekiyoruz. Gördüğünüz gibi motor ileri gidiyor. Şu anda gaz vermiyorum. Debriyajımızı yavaşça saldığımızda zaten motor kendisini otomatik olaraktan ileriye doğru götürüyor. Eğer debriyajı çarp diye çekerseniz, narin bir şekilde değil, sert bir şekilde çekerseniz gazı veremeden motor üstüne geçecek. Göstereyim. Gördüğünüz gibi sert bir şekilde çekerseniz motor istop eder. Motoru kullanırken yapmanız gereken en önemli şey narince kullanmak. Şimdi debriyajımızı çektik. Hafiften motor yürümeye başladı. Nasıl kaldıracağız? Onu göstereyim size. Az önceki gibi yavaşça debriyajı çekiyoruz. Ardından da sağ elimden gördüğünüz gibi gaz veriyoruz. Kombinasyon bu şekilde. İkili kombinasyon. Bir taraftan sol tarafı salarken yavaştan da sağ taraftan gaz veriyoruz. Gazımızı eğer az verirsek motor istop eder. Çok verirsek de çok teper. Arkaya doğru uçarsınız. Şimdi motorumuzu kaldırdık. Giderken ikinci vitese, üçüncü vitese nasıl atacağız onu anlatacağım. Gidiyoruz motorumuzda. Motorumuzda giderken debriyajımızı çekiyoruz. Debriyajımızı çektikten sonra vitesimizi gördüğünüz gibi ikiye atıyoruz. İkiye attıktan sonra debriyajımızı yine kaldırırkenki gibi yavaşça bırakıyoruz. Bırakmamızla beraber gaz veriyoruz. Ardından vites 2'ye geçmiş olacak. 3'te, 4'te, 5'te yine aynı şekilde aynı metotları uygulayarak vitesimizi yükseltebiliriz. Şu an vites 1'de şu şekilde yukarıya kaldıraraktan vitesimizi yükseltebiliriz. Bugün de sizlere hiç bilmeyen birisi motora oturduğunda nasıl vitesli motoru kullanır, viteslerimizi nasıl atarız? Motorumuzu istop ettirmeden nasıl kaldırırız? Onu gösterdim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayalım.